Başarısı o işe başlarken çekilen besmelenin ihlası ve gücü kadardır demişti. Dolayısıyla bizim gerçekleştirdiğimiz bu kongremiz sadece bir prosedürü yerine getirmek üzere gerçekleştirdiğimiz bir kongre kesinlikle değildir. 2 yılda ya da 3 yılda bir seçim kuruluna buradan bir yazı göndermek üzere yaptığımız bir kongre kesinlikle değildir. Bu kongremiz Allah'ın izniyle Türkiye'de adil bir düzenin kurulacağına, bütün bir yeryüzünde adil bir nizamın kurulacağına dair besmelenin en ihlaslı ve en güçlü şekilde çekildiği bir kongreyi icra ediyoruz hamdolsun. Ben bu itibarla yeniden gerçekleştirdiğimiz bu kongremizin en büyük hayırlara, en büyük ecirlere ve milli görüş davasının ve Saadet Partimizin en büyük zaferine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 2 gün önce dün İstanbul'da programlarımız vardı. 2 gün önce yola çıkmadan evvel genel başkanımızla birlikte özellikle İstanbul ve Tekirdağ programlarımızı konuşmak üzere bir araya gelmiş olduk. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki genel başkanımızın özellikle sağlık durumu son derece iyiye gidiyor ve buraya da geleceğimi genel başkanımıza ifade edince kongredeki katılan bütün kardeşlerime mutlaka selamlarımı iletin diye genel başkanımız ifade etti. Buradan bu selamı da hepinize iletmek istiyorum. İnşallah bu süreçte genel başkanımızın da başkanlığında Türkiye'de bütün ideallerimizi birer birer hayata geçirdiğimiz bir süreci hep birlikte Allah'ın izniyle inşa etmiş olacağız. Biz bütün bu çalışmaları yaparken, bütün bu faaliyetleri ortaya koyarken Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki, Cenab-ı Hakk'a şükrolsun ki 52 yıllık siyasi çalışmalarımız içerisinde milletimize dönüp bir kere bile Allah bizi affetsin, biz kandırılmışız, biz aldatılmışız demedik. Hareketinin ilk göz bebeği olan, milli görüş geleneğinin ilk göz ağrısı olan Milli Nizam Partimizin kuruluş yıl dönümüydü. 1960 yılında kurulan Milli Nizam Partisi'nden bugüne kadar bu çalışmalar içerisinde bulunan, bugüne kadar bu faaliyetlerin içerisinde bulunan herkese şükranlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum. Cenab-ı Hak Milli Görüş Partilerinde çalışıp da ahirete irtihal eden herkese rahmet eylesin. Ve bugün özellikle bu çalışmaları büyük bir emekle, büyük bir gayretle ve büyük bir fedakarlıkla gerçekleştiren bütün Saadet Partilileri de canı gönülden kutluyorum. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi 52 yıllık siyasi hayatı içerisinde bir kez olsun arkaya dönüp de yahu biz nerede yanlış yapmışız diye en ufak bir şeyi hamdolsun ki söylememiş olduk. Türkiye'miz çok ciddi badireler atlattı. Ülkemiz çok ağır krizlerle karşı karşıya kaldı ve bu krizlerin hepsinde Türkiye'nin atlattığı bu badireli süreçlerin hepsinde geriye dönüp baktığımızda şanla, şerefle anlatacağımız destansı duruşun adı olarak Milli Görüş Hareketi tarihe kazınmış oldu. Hep birlikte şöyle geriye dönüp bir bakalım.
Ülkemiz bir Ergenekon sürecini yaşadı. Ve bu Ergenekon sürecinde herkes Erbakan'a 28 Şubat'ta yapılanların hesabını soruyoruz. 28 Şubatçılardan hesap soruyoruz dediklerinde Milli Görüş Hareketi çıkmış, Saadet Partililer çıkmış, taşlanmayı göze almak suretiyle kınayıcının kınamasından korkmadan hak bildiğini en güçlü şekilde ortaya koymak suretiyle hayır Ergenekon süreci 28 Şubat'ta hesaplaşmak değil, ordu içerisindeki Amerikan karşıtı subayların tasfiyesidir demiş ve bu sürecin sonunda yine Saadet Partisi haklılığını ortaya koymuştur. Ve daha sonra gördüğümüz ve insanlara anlattığımız özellikle Türkiye'de Fethullahçı bu terör örgütüne Ergenekon süreciyle beraber nasıl alan açıldığını ve nasıl ordu içerisinde Amerikan bağlantılı kurmayların ve subayların nasıl yerleştirildiğini ve sonrasında 15 Temmuz'u gerçekleştiren o elim hadiseyi gerçekleştiren sürecin başlangıcı olduğunu da hamdolsun ki bizler ifade etmiş olduk. Şöyle hep beraber hatırlayalım. Arap Baharı süreci başladı. Orta Doğu'da herkes bir gün içerisinde insan hakları, demokrasi ve özgürlük nutukları adı altında Amerika'ya taşeronluk yaptığı bir süreçten geçmiş oldu. Müslümanın başka bir Müslümanı katletmek suretiyle, Orta Doğu'da Müslümanların birbirleriyle savaştırılmak suretiyle ve bunu da insan hakları ve demokrasi adı altında yaptıkları bir dönemde Saadet Partimiz çıkmış, hayır Arap Baharı süreci insan haklarıyla, demokrasiyle ve özgürlükle asla ama asla açıklanamaz. Ve Arap Baharı süreci Siyonizmin bölgede kadro değişikliğinden başka hiçbir şey değildir dediğinde yine bütün milli görüşçüler kınanmış, ayıplanmış, türlü hakaretlere maruz kalmış ve bunun neticesinde bugün Orta Doğu'nun haline baktığımızda Milli Görüş Hareketi yine Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Suriye dönemine Arap Baharı sürecinin bir devamı olarak Suriye'de yaşanan hadiseler başladığında biz yine en üst perdeden Orta Doğu'daki her gelişme, Orta Doğu'da patlayan her bombanın arkasında emperyalist Amerika Birleşik Devletleri ve onun hamisi Siyonist İsrail Devleti vardır. Dolayısıyla bu plan Condoleezza Rice'ın 2004 yılında Washington Post gazetesine verdiği demeçte Fas'tan Endonezya'ya kadar 22 tane ülkenin sınırları değişecek, buna Türkiye de dahildir dediği ve o gün ifade ettiği projenin adım adım uygulandığı süreçlerden bir tanesi de hiç şüphesiz Suriye hadisesiydi. Ve özellikle Suriye meselesi başlarken birilerinin bir cuma vakti Şam Emevi camisinde cuma namazı kılma hayaline maalesef Suriye mahvedilmiş oldu. O dönemin şartlarında yine Saadet Partimizin genel başkanı başta olmak üzere Suriye'ye çeşitli defalarda ziyaretler yapıldı. Buradaki her bir savaşın, Suriye'deki her bir kaosun ancak ve ancak Büyük Orta Doğu Projesi'ne yarayacağı ve bunun asla bizim lehimize olmayacağına dair türlü türlü şeyler söylendi. Bununla birlikte sizin ne Esedçiliğiniz kaldı, ne Suriye'deki Baasçılığınız kaldı. Ama günün sonunda Suriye bugün hakikaten içler acısı bir noktaya gelmiş oldu. Ve bugün, dün Şam'da Emevi Camisi'nde cuma namazı kılma hayalinde olanların Suriye meselesiyle ilgili yine dönüp de
Saadet Partisi haklıymış, bu meseleye girmememiz gerekirmiş diye feryatlarını kapalı kapılar ardında hep beraber işitiyoruz. Niçin bunları anlatıyorum? Bu örnekleri niçin buradan ifade ediyorum? 52 yıllık siyasi hayatımız içerisinde konjektüre göre, şartlara göre, zamana göre, güce göre ve zemine göre siyaset yapmayan bir parti varsa o da hamdolsun ki Saadet Partimizden başkası değildir. Her zaman bu milletimize faydalı olmak için, her zaman insanımızın burnu kanamasın, insanımızın saçının teline zarar gelmesin, gerektiğinde ne bedel ödenecekse bu bedeli ödemeye razı olduğumuz inancıyla bu çalışmaları gerçekleştirmiş olduk. Ve burada özellikle bütün bunları söylerken, haklı çıktığımıza dair birçok meseleyi söylerken aslında kerametin bizde olduğunu da asla söylüyor değilim. Keramet bizde değil. Ya keramet hakkın kendisindedir. Keramet hakka bağlanmaktadır. Dolayısıyla şartlar değişir. Zaman değişir. Zemin değişir, tarih değişir ama hakkın kendisi hiçbir zaman değişmez, şükürler olsun. Dolayısıyla biz bu inançla, bu itibarla çalışmalarımızı sürdürmeye kararlıyız ve bu çalışmalarımızı sonuna kadar da sürdüreceğiz inşallah. Özellikle bugün yaşadığımız dünya açısından, biz yaşadığımız bu dünyadaki gelişmelerden asla razı olamayız. Bugün dünyada 62 insanın toplam serveti, yeryüzündeki 4 milyar insanın toplam servetine eşit vaziyettedir. Bugün dünyada kaynakların adil bir şekilde dağılmadı. Dünyanın bir tarafında insanlar bir dilim ekmek bulamadığından dolayı hayatını kaybederken, dünyanın diğer tarafında insanlar obeziteden dolayı hayatını kaybettiği zalimce sürdürülen bir düzenin içerisinden geçiyoruz. Bugün yaşadığımız yeryüzünde akşam olacak, her birimiz evlerimize gideceğiz ve yastığa başımızı koyacağız. Yaşadığımız yeryüzünde her gece 900 milyon insanı yastığa başını aç bir şekilde koyarken bunun tam iki katı olan 1 milyar 800 milyon insan dünyada obeziteyle mücadele etmektedir. İşte bugün dünyada açlığın sebebi, bugün dünyada yoksulluğun sebebi bir kader olarak görülemez. Bugün açlığın ve yoksulluğun sebebi dünyayı yöneten zalim düzeni sürdürenlerin kaynakları adil bir şekilde paylaşmamasıyla alakalıdır. Dolayısıyla bizim meselemiz bu dünyada hakka ve adalete dayalı yeni bir dünyayı kurmak meselesidir. Dolayısıyla bunun için dünyadaki bu zulüm düzenini sürdürenlerle iş birliği yaparak ne ülkemize ne de bu insanlığa asla huzur getiremezsiniz. İşte bakın bugünlerde yine İsrail devletiyle normalleşme adı altında bir takım adımları atmalarına da asla ama asla razı olamayız. Biz İsrail'i meşru bir devlet olarak asla kabul etmiyoruz. İsrail bir devlet değil, çünkü İsrail bir terör örgütüdür. Bugün Filistin'de yaşlı demeden, çocuk demeden, kadın demeden insan kanı dökmeyi bir inancının gereği olarak yerine getiren bir terör devletiyle ilişki kurulmasını da
asla ama asla kabul edemeyiz. Biz normalleşmenin İsrail'le ilişki kurmak değil, İsrail'le kurulan her bir ilişkiyi biz bir anormalleşme olarak görmek zorundayız. Dolayısıyla bugün Orta Doğu'da dökülen her bir kanın mimarı olan, bugün Orta Doğu'da patlayan her bombanın arkasında bir hami olarak bekleyen, bugün yeryüzündeki bu sefaletin ve açlığın mimarlarıyla asla ama asla bir normalleşmenin ve bir ilişkinin kurulmasına da müsaade edemeyiz. Hep birlikte şöyle geriye doğru dönüp bakalım. Biz bunları sadece muhalefetteyken söyleyen bir parti değiliz. Biz bunları iktidara geldiğimizde en güçlü şekilde de uygulamış bir partiyiz hamdolsun. Niçin? Çünkü onların devlet başkanı ne dedi? Erbakan 11 ay iktidarda kaldı. Biz planlarımızı 50 yıl ertelemek zorunda kaldık dedi. Biz muhalefetteyken Filistin'den yana, iktidardayken İsrail'den yana olanlardan hiçbir zaman olmadık. Dolayısıyla biz bunun karşısında mutlaka bizim gibi düşünen insanlarla, bizim gibi inanan insanlarla, başta komşularımız olmak üzere İslam ülkeleriyle bir araya geleceğimiz İslam birliğini mutlaka hayata geçirmek zorundayız. Hep birlikte şöyle dönüp hatırlayalım. Refah Yol Hükümeti kurulduktan sonra Amerikan Büyükelçisi Erbakan hocamızı ziyaret eder ve kendisine şunu söyler. Der ki Sayın Erbakan, biz sizin iktidara gelmenizi istemiyorduk. Ama bu millet size oy verdi, iktidara geldiniz. Ancak iktidarda kalmak istiyorsanız o zaman şu 6 maddelik şartımıza mutlaka uymak zorundasınız. Neydi bu 6 maddelik şart? 1- İran'ı ziyaret etmeyeceksin. 2- İran'la olan ticaret hacmin 50 milyon doları geçmeyecek. 3- Türkiye'de çekiç güce dokunmayacaksın. 4- Ekonomide şunları sürdüreceksin. Dış politikada bize göre hareket edeceksin gibi 6 maddelik şartı söyledikten sonra Erbakan hocamız dedi ki bizim Osmanlı döneminde bir Sadrazam Ali Paşa var. Ali Paşa ülkeyle ilgili hangi kararı alacak olsa gider Rus şarına danışırdı. Rus şarı buna neyi yap derse gider tam tersini yapar. Dolayısıyla hocamız da bunun tam tersini yaptı. İlk ziyaretini İran'a yaptı. İran'da 50 milyon dolar ticaret hacmiyle ilgili şart koşulmuştu. Bakın bugün doğalgazla ilgili problem yaşıyoruz. O dönem İran'la sadece doğalgaz anlaşması 2,5 milyar doların üzerindeydi. Türkiye'de çekiç güç kovuldu. Yıllar yılı bu ülkede sürdürülen faizci kapitalist anlayışın tersine onları rahatsız eden adil bir düzen kurulmuş oldu. Ve bugün bizim doların esareti altında inim inim inlememizin önüne geçmek için İslam ülkeleriyle ortak para birimine geçildi. Dolayısıyla bunun neticesinde 28 Şubat'ı organize edenler, 28 Şubat'ı planlayanlar, Erbakan hocamızı iktidardan indirmek isteyenler dolayısıyla bu planların önüne geçmek istediler. Şimdi bugün bu halde olmamızın sebebi işte o gün neye engel oldularsa 20 yıldır bunları adım adım nakış nakış işlediler. Bakın Nasrettin Hoca bir gün evinin önünde yerde bir şeyler ararken komşuları görür der ki ey hocam ne arıyorsun yerde? Nasrettin Hoca der ki anahtarımı kaybettim. Yerde anahtar arıyor. E hocam anahtarı nerede kaybettin? Binanın bodrumunda kaybettim diyor.
O zaman hocam, binanın bodrumunda anahtarı kaybettiysen ne için binanın önünde arıyorsun dediklerinde hoca diyor ki, binanın bodrumu rutubetlidir. Binanın bodrumu karanlıktır. Binanın bodrumu kirli pas içindedir. Ama bak ne güzel, binanın önünde yeşillik çimlerin üzerinde güneşin altında anahtarımı arıyorum diyor. Şimdi asıl olan şu: anahtarı kaybettiği yerde aramayan kimse onu hiçbir zaman bulamayacak. Bugün Defan Yol Hükümeti döneminde yapılanların, atılan adımların, işçimize, memurumuza %300'e kadar varan maaş zamlarının sebebini göremeyenler ve bunu uygulamaya geçirme niyetini bile kurmayanların Türkiye'ye hiçbir faydası hiçbir zaman olmayacaktır. Dolayısıyla bugün yaşadığımız her alandaki krizlerin, elektrik faturalarının Ocak ayında %150 kilovattan sonra 2 ile çarpılması, doğalgazın 2 ile çarpılması, her geçen gün yaşadığımız her alanda her kaleme devasa zamların yapılması ve bugün artık krizi iliklerimize kadar yaşamamızın en önemli sebebi yıllar yılı uygulanan faizci kapitalist zihniyet anlayışıdır. Faize, ithalata, borçlanmaya dayalı bir ekonomi modelinin bugün ülkemizi getirdiği noktayı hep beraber yaşıyoruz. Bakın, Türkiye'de 20 yıldır her yıl bütçeye verilen paraları topladığımızda 514 milyar dolar para yapıyor. 514 milyar dolar. Ne demek bu? Saat başı sizin cebinizden, saat başı ülkemizin kaynaklarından 3 milyon dolar paranın faize ve ranta aktarılması demek. Ülkemizde her bir saat modern tefecilere aktarılan para 3 milyon dolara tekabül ediyor. Bir taraftan bunu yaparken diğer taraftan da dönüp ne diyorlar? Diyorlar ki, efendim ülkede bir nas anlayışı var Müslümanların. Biz nasa inanıyoruz. Dolayısıyla biz faiz oranlarını çatlasanız da patlasanız da faiz oranlarını düşüreceğiz diyor. 2022 yılı bütçesinde 240 milyar lira parayı faize verdiler. 2023 yılı için ne diyorlar? Bu yetmez. 320 milyar lira vermemiz lazım faiz ediyorlar. Bir taraftan bunları söylüyorlar, diğer taraftan da dönüyorlar, diyorlar ki hayır efendim, biz faiz baz puanlarını indireceğiz. Biz NASA inanıyoruz diyor. Bakın, bizim Saadet Partisi olarak rahatsız olduğumuz şey bu ülkede faiz oranlarının yüksek olması değil. Bizim Saadet Partisi olarak rahatsız olduğumuz şey bu ülkede bizatihi sürdürülen faizci politikaların kendisidir. Biz faizin kendisinden rahatsızız. Biz şunu hiçbir zaman söylemiyoruz. Biz iktidara gelirsek, ey halkımız, ey insanlarımız, biz iktidara gelirsek faiz oranlarını düşüreceğiz diye hiçbir zaman bir şey söylemedik. Ve bundan sonra da söylemeyeceğiz. Ya biz iktidara gelirsek Allah'ın izniyle bu faizci düzenin kökünü kazıyacağız Allah'ın izniyle. Ve bu faizci düzenin yerine adil bir ekonomik düzeni kuracağız. Ülkemizin kaynaklarının belirli çevrelere peşkeş çekilmesinin önüne geçeceğiz. Birilerinin hortumlarını keseceğiz. Yine insanlarımızın huzurla yaşayacağı, refah içerisinde, saadet içerisinde yaşayacağı Allah'ın izniyle bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bu uygulamalar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Dolayısıyla aynı düzeni tatbik etmek suretiyle ülkenin huzura kavuşması mümkün değildi. Ülkede bugün tarım bitme noktasına geldi. Bakın, Tekirdağ'ımızdayız. 10 yıl önce Tekirdağ'da tarım hangi noktadaydı?
Ayçiçek ekimleri hangi noktadaydı? Bugün hangi noktada sizler benden daha iyi görüyorsunuz? 10 yıl önce Türkiye'de 1 milyon tane çiftçimiz varken bugün bu sayı 500 bine düşmüş vaziyette. Yıllar içerisinde Türkiye'miz Trakya bölgesi kadar tarım alanı olmaktan çıkmış vaziyette. Bu ne demek? Ülkemizin her geçen gün dışarıya bağımlı hale gelmesi demektir. Bu ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa samanın bile dışarıdan ithal edilmesi demektir. Bunları yaşadık. Bunları hep beraber yaşamış olduk. Bu ne demek? Türkiye'nin şimdi birileri güya dolarla mücadele ediyor ama dış borcumuz bütünüyle dolara bağlı ve dün hatırlayalım. Eğer Amerika'dan o papazı verirsen biz de bu papazı veririz dediğimizde nasıl ki dolar arttığında elimizdeki papazı götürüp de altın tepside hediye ettiysek dolayısıyla bu halimizle bundan fazlasını, bundan başkasını yapamayız. Biz her alanda, asgari alanlarda en azından kendimize yeten bir ülke olmak zorundayız. Bakın birçok yerde anlattığım bir hadisedir. 2 yıl evvel Kars'ın Sarıkamış ilçesine bir program vesilesiyle gittiğimde arkadaşlarımız dediler ki başkanın program bitiminde burada bir ayakkabı fabrikası var onu ziyaret edelim dediler. Programımız bitti. Arkadaşlarımızla yola çıktık ve bir binanın önüne geldik ki bina tarumar olmuş. Bina yıkılmış vaziyette. İçeride askerlerimiz ateş yapmış, nöbet tutuyorlar. Dedim ki herhalde bizi yanlış bir yere getirdin. Buraya ayakkabı fabrikası demeye 1000 şahit lazım dediğimde dediler ki başkanım burası 1970'li yılların sonunda Erbakan hocamız tarafından kurulan bir ayakkabı fabrikasıydı. Sümer ayakkabı fabrikası. Ve bu fabrika tam kapasite 600 kişinin istihdam edildiği, dolaylı olarak Sarıkamış şartlarında 6000 kişinin ekmek yediği bu fabrika 2000'li yılların başında bu miras yedilerin eliyle özelleştirildi ve bu bina yıkıldı. Erbakan hocamızın bu ayakkabı fabrikasını ya buraya kurmasının 2 tane sebebi vardı dedi. Bir, doğuda İnsanlar kendi yurtlarını, köylerini, ilçelerini, şehirlerini terk edip de batıya göçmesin. Doğu boşaltılıp da batıda insan patlaması yaşanmasın. Bunun önüne geçmek için, iç göçün önüne geçmek ve insanların kendi köylerinde, ilçelerinde insan onuruna yakışır bir hayat sürmeleri için Erbakan hocamız bu fabrikayı yaptığı birinci sebep. Bakın bir diğer ikinci sebebi o da şudur. Sarıkamış şehitleri soğuktan donduklarında hayatlarında çarık yoktu. Onların hatırına hocamız buraya ayakkabı fabrikası yaptı. Dolayısıyla bugün Kars'ta kilometre kareye düşen insan sayısı 29. Erzurum'da kilometre kareye düşen insan sayısı 30. İstanbul'da kilometre kareye düşen insan sayısı 3000. İşte bir gün müsilaj sorunu, diğer gün kar yağdı, trafik sorunu, bir gün Allah muhafaza deprem sorunu, bir gün çevre kirliliği sorunu, beraberinde bu sorundan başka bir şey üretmeyen. Hep birlikte hatırlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı, belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul'a girişlerin pasaportla olması lazım diyordu. Ama yolun sonunda ne dedi? Şimdi biz böyle hükümeti falan eleştirdiğimizde geliyorlar diyorlar ki ya bunların söylediği hiç mi doğru bir şey yok diyorlar. Bak bunların söylediği doğru şeyler de var. Bakın bir tanesini söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Biz İstanbul'a ihanet ettik dedi. Doğru söylüyor. Söyledikleri her şeye de karşı değiliz. Yok İstanbul'a ihanet etmediniz demiyoruz. Her hal
İstanbul'a bile isteye ihanet etti. Ve bugün İstanbul bu haldeyse bu 20 yıllık uygulanan politikalar neticesinde. Bugün ülke her alanda ciddi sorunlarla karşı karşıya, ekonomiyle ilgili problemleri söylediğinizde geliyorlar, diyorlar ki efendim biz ekonomik olarak çok iyi bir noktadayız. Ama dünya bir pandemi dönemini yaşıyor. Dolayısıyla her ülkede ciddi krizler var. Dolayısıyla biz de pandemiden etkilendiğimiz için bu haldeyiz. Yani bu Türkiye'nin bir sorunu değil. Bu Türkiye'deki politikalarla ilgili bir şey değil. Ya bu küresel bir sorun. O yüzden biz bu krizlerden etkileniyoruz diyorlar. Bunlar söylüyorlar. 20 yıldır yanlış uygulamaları, yıllar yılı yanlış politikaların üzerine bu defa da pandemi örtüsüyle örtmeye çalışıyorlar. Ama buradan bir şey söyleyeyim. Türkiye 20 yıldır, 2 yıldır değil. Türkiye 20 yıldır bir pandemi dönemini yaşıyor. Türkiye 20 yıldır ekonomide bir pandemi yaşıyor. Türkiye 20 yıldır eğitimde, ekonomide, sağlıkta, dış politikada, savunmada. 20 yıldır her alanda bir pandemi dönemini yaşıyor. Eğitimde her yere okullar açmanın bir başarı olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Akıllı tahtaları getirdik, vay efendim bundan sonra biz eğitimde artık çok başarılı bir ülke olduk demeye çalışıyorlar. Ama eğitim bu şekilde olmaz. Onlarca bakan, onlarca sınav sistemini değiştirdikten sonra bugün hala Türkiye'nin en önemli sorunlardan bir tanesi eğitim meselesi ise bunu gelip de pandemiyle, uzaktan eğitimle açıklayabilmemiz emin olun mümkün değildir. Ama biz Allah'ın izniyle ülkemizi bu pandemiden kurtaracağız. Buna söz veriyorum. Ve bu pandemiden kurtulmamız için, bu salgından kurtulmamız için bir aşı varsa o da milli görüş aşısıdır. O da Sadık Partisi. Ve biz şunu da söylemiyoruz. Bak şimdi geliyorlar diyorlar ki bir doz aşı oldun yetmez ikinci doz. İkinci doz yetmez üçüncü doz. Efendim o yetmez hatırlatma dozu, o yetmez beşinci doz falan da demiyoruz. Ne diyoruz? Biz tek doz. Tek doz milli görüş aşısıyla ülkemize entübe olmaktan çıkacağız. Ülkemizi entübe olmaktan Allah'ın izniyle kurtaracağız. Çıkışta arkadaşlar şeyi kursunlar, aşı masalarını kursunlar, işlemlere başlasınlar. Bugün hakikaten ülkemizin artık kaybedecek vakti kalmamıştır. Bugün ülkemizin kısır çekişmelerle, horoz dövüşüyle, adeta kayıkçı kavgasına ayıracak vakti, mecali ve takati kalmamıştır. Bugün ülkemizde yaşanan bu sorun ve problemler, Saadet Partimizin iş başına gelmesini artık bir zaruret haline getirmiştir. Dolayısıyla bunun için her birimize, emin olun ki her birimize ciddi fedakarlıkları, ciddi sorumlulukları bu süreç bize yüklemektedir. Dolayısıyla inşallah bu kongremizle birlikte Tekirdağ'ımızda en güçlü çalışmaları yapacağız. En ciddi çalışmaları hep beraber yapacağız. Ülkemizde hiçbir vatandaşımızı partisinden, görüşünden dolayı ötekileştirmeyeceğiz. Ülkemizde kimseyi dışlamayacağız. Ve herkese şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bugün bize karşı gelenler, bugün bize hakaret edenler, bugün bize türlü türlü şeyler söyleyenlere diyoruz ki yarın biz iktidara geldiğimizde aman ha aman size haksızlık yapacağımız gibi bir endişeye asla kapılmayın. Ve bugün bizi sevenlere, bugün bizim yolumuza revan olanlara da dönüp şunu söylüyoruz. Biz iktidara geldiğimizde aman ha aman size iltimas geçeceğimiz, size imtiyaz tanıyacağımız gibi bir umuda da asla ama asla kapılmayın. Çünkü biz bu siyasi çalışmaları belirli imkanları elde edelim. Belirli imkanları biz kendi kontrolümüze alalım.
bu çalışmaları vay efendim birileri siyasetin şu imkanlarından faydalanıyor da biz de için faydalanmayalım diye asla yapmıyoruz. Biz bu ülkede insanlarımız huzur içerisinde yaşasın. Hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımız başına bir iş geldiğinde bu ülke bir adalet devletidir. Dolayısıyla bu ülke devlet baba her zaman benim yanımda olacaktır inancıyla hareket etsin diye mücadele ediyoruz. Herkesin büyük bir kucaklaşmayla, büyük bir kardeşlikle ülkemizin bir hukuk devleti olma yolunda ciddi adımların atıldığı, kutuplaşmanın ve kamplaşmanın olmadığı bir Türkiye manzarasını hep beraber inşa etmek zorundayız. İşte bunun için her birimize hakikaten ciddi sorumluluklar ve ciddi fedakarlıklar düşüyor. İnşallah Tekirdağ'ımızda da bu kongremizle birlikte yapacağımız büyük çalışmalarımızla birlikte. Eğer önümüzde bir erken seçim olmazsa 17 ay gibi bir zaman zarfı içerisinde mutlaka ama mutlaka yapacağımız sandık çalışmalarıyla beraber, Milli Gazete abone çalışmalarımızla beraber, mahalle çalışmalarımızla birlikte ülkemizin bütün fertlerine tek tek ulaşacağız. Kimseyle kavga etmeden, kimsenin hakaretine ve kem sözüne aldırış etmeden, herkese güler yüzle, herkese büyük bir teenniyle, herkese büyük bir şefkatle ülkemizin içerisinde bulunduğu bu problemleri ve bu problemlerden nasıl kurtulacağımızı teker teker Allah'ın izniyle anlatmış olacağız. İnşallah Tekirdağ'ımızda teşkilatlanma çalışmalarımız, teşkilatlanma faaliyetlerimiz bu süreçten sonra daha büyük bir gayretle, daha büyük bir heyecanla yapılacak inşallah. Ben yine bu vesileyle kongremizin en büyük hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ve bugüne kadar Tekirdağ'ımızda Milli Görüş Bayrağı'nın sancaktarlığını en güzel şekilde yapan, bu sancaktarlığı en büyük özveri ve gayretle, en büyük sadakatle yerine getiren İl Başkanımız Fethi Pehlivan Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun. Kongremizle beraber görev alacak il başkanımız, il yönetimimiz, ilçe başkanlarımız, gençlik kollarımız ve kadın kollarımız da bir vücudun azaları gibi, inşallah birbirine geçmiş tuğlalar gibi bir motivasyonla hareket edecekler, inşallah çalışacaklar ve önümüzdeki günler Allah'ın izniyle Saadet Partimizin en büyük zaferini en kısa zaman içerisinde göreceğimiz Allah'ın izniyle günler olacak diyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Milletvekilimize yaptığı konuşmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisini sahneden ayrılmazdan evvel İl Başkanımız Fethi Pehlivan'ı da sahneye davet ediyoruz. Kendilerine bir hediye takdim olacak. Buyurun başkanım. Şimdi de rozet takma törenimiz var. Kapaklı teşkilatımızdan Ercüment Güner
Emine Güner, Aysel Kuluşna, Sahil Kuluşna, Nebiye Mısırlı, Serdar Alfıran, Saray Teşkilatımızdan Atilla Bekar, Firdevs Mısırlı, Gülderen Akdoğan, İrfan Uzel, Necmettin Ergen'e. Kendilerini de sahneye davet ediyoruz. Buyurun, isimlerini okuduğumuz kardeşlerimiz. Çoğunluğu teşkilatımızdan Mahmut Sarıkaya, Ramazan Kartal, Ali Doğanay, İsmail Satılmış, Zafer Ertaş. Kendilerini de sahneye davet ediyoruz inşallah. Yine salonumuzdan ayrılmıyoruz. Dışarıda da aynı zamanda birazdan oy kullanma işlemleri başlayacak. Yine aramızda bulunan Olay Artık gazetesi Hak ve İşler sorumlusu Serap Çakır hanımefendiye hoş geldin diyoruz. Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları İl Başkanı Bünyamin Sönmez Bey'e hoş geldin diyoruz. Kongremize katılamayıp hayırlı olsun mesajlarını ileten CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yücel Bey'e, Saadet Partisi Çanakkale İl Başkanı Şener Yücel Bey'e teşekkür ediyorum. Rozet takılan kardeşlerimiz sahneden ayrılmazsa hep beraber bir toplu fotoğraf almış olalım inşallah. Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal aramızda, kendilerine hoş geldin diyoruz. Rahatsızlığından dolayı kongremize katılamayan Cansu İl Başkanı Murat Reis Vakit Çimi'nin mesajlarını sizlere okumak istiyorum. Ey yürekleri dağlar kadar büyük, azimleri kayalar kadar sağlam milli görüşçü Saadet Partili kardeşlerim. Çocuklarımın COVID-19 olması sebebiyle çok arzu etmeme rağmen aranızda bulunamıyorum. Yeni yıl başkanımız Halil İbrahim Kalp Beyefendi'ye muvaffakiyetler diler. Önceki dönem yıl başkanımız Fethi Beylan hocamıza da hasreten teşekkür ederiz. Bugün Tekirdağ'ımız için bir milat, yeni bir başlangıç, yeniden besmele çekiyoruz. Yaşanabilir Tekirdağ, yeni bir dünyanın inşasını el ele hep birlikte gerçekleştireceğiz. Unutma ki bütün bunlar senle olur. Rabbim kongremize hayırlara vesile kılsın. Yar ve yardımcımız olsun. Selam ve dua ile Murat Bakışçı, Cansu Derneği Tekirdağ İl Başkanı. Delikanlı. Bu
tarafa bakar mısınız? Vekilim. Şöyle bir fotoğraf alalım. Cemal Açıkgöz, Resul Gürek, Cihan Şahin, Halil Demir, Mehmet, Halim Koşar.